Bugünkü fotoğrafçı çok mutluydu. Sürekli benim objektifimdeydi. Gelin ellerini damattan çekemiyordu. Düğünde bu tarz bir yakınlaşma görürsen bu sevgi değildir. Düğün günü bir ailenin büyüme tohumları atılır. Tüm bu gelinlerin istediği güzel resimler ve güneş ışığıdır. Babam her zaman Tanrı'nın bizi çift yarattığını söylerdi. Ayrı ayrı doğarız ve evrenin bizi çiftimizle birleştirmesi için evlenmeyi bekleriz. Tabii yağmurdan çadır delinmezse, müzik bile duyulmaz. Yani hayatının kalan bölümünde ne yapacaksın? Benimle paylaşmanı isterim. Ah, buraya bebeğim. Pahalı görünüyor. Ah, çok güzel görünüyordu. Fiyatına bakmadım bile. İşte kredi kartın, al. Tam parmağıma göre. Teşekkür ederim Paul. Ah, affedersin, bunu açmalıyım. Alo? Merhaba anne. Ben nişanlandım. Evet. 11 yıl sonra. Sevgi o kadar saftır ki bu duygu sayesinde hayatın ne kadar anlamlı olduğu anlaşılır. Bu bir testtir. Herkes bu testi geçebilir. Aslında hepimiz aynı soruları sorarız. Sevgi nerede? Nerede saklanıyor? Gerçek daima orada olduğudur. Geldi. Artık uyuyabiliriz. Onu bulmak isteyenler tarafından bulunmayı bekler. Eğer sevginin ne olduğunu görmek isterseniz bir düğüne gitmelisiniz. Onu oradaki çiçeklerde, erkeklerde, gelinlerde görebilirsiniz. Bunu herkes görür. Gelin ve damat dışında herkes. Onların gözleri sarılmalarla kapanmış. Onlar bunu görmek ister. Birilerinin bunu onlara göstermesi gerekir. Sevginin korumaları vardır. Ona rehberlik ederler. Sakınırlar ve korurlar. Sonuç olarak sevgi bir sanattır ve insanlar onu buldukları zaman görmek ister. 18 Pinewood. Özel bir hediye. Wendy Stewart. Bir kız kardeş, anne baba, Doug, Wendy Stewart, Barclay damat neye benziyor? Çok tatlı biri. Birbirlerine çok aşıklar. Sakalını keseceğini sanıyordum. Mükemmel görünüyor. Bir uyuşturucu kaçakçısına benziyorsun. Peki hala tıraş olacağım. İşte bunu dene. 16:9'dan çekiyoruz değil mi? 4:3. Bütün dünya düz ekrana geçti. Biz hala 4:3 çekiyoruz. Boşandılar mı? Hayır, boşanmamışlar. O D değil mi? Bu D dindar anlamına geliyor. Dindar Katolikler ve tören boyunca flash yok demek oluyor. Neden bir şey çekemiyorum? Kapa ve tekrar aç. Flash yok mu? Beni suçlama, yukarıdaki adamı suçla. Hayır, şu an Wendy ile konuşamazsın. Şu an meşgul. Bir daha burayı arama. Hayır, bu kadar. Polisi arayacağız. Endişelenmeyin. Son akşam yemeğinde İsa'nın kamerası olsaydı daha fazla Katolik olurdu. Angie, her şey yolunda mı? Hayır, bir sorun var. Gidip kiliseyle görüşmeliyim. Eğer bir sorun olursa, işte cep telefonu. Önce beni ara. Tamam. Şimdi biraz daha eğlenceli bir şeyler çekelim, tamam mı? Şu duanı biraz arkaya alır mısın? Evet oldu. Evet oldu. Harika oldu. Çok güzel. Arpalı konyak? Hayır, teşekkür ederim. Hayır, teşekkür ederim. Çok güzel. Somon dilimleri ve maydanozla salamura edilmiş ve konyakla jölelenmiş.
Çok kibarsınız. Sen bir şey mi çiğniyorsun? O sakızı sakız bahçesine bırakır mısın? Karım dün bunları yapmak için saatlerce uğraştı. Bu kredi kartlarını iptal ettikten sonra onlarla oyalanıyor. Sürekli internetten poker oynuyordu. Durmayın, tadın. Pekala. Tamam. Su ürünlerini severim. Al bakalım. Dün gece Nedim'e iki ısırık aldıktan sonra hemen bayıldı. Onu acil servise götürdük. Sağlık sigortası da yoktu. Yine de midesini yıkadılar. Neyse, bunlardan bizde çok var zaten. Ziyan olmasınlar. Ben Paul. Ben Angie. Kilisenin önündeyim ve gelinin eski sevgilisi Mario elinde bir beyzbol sopasıyla burada. Gelinin eski sevgilisi bir beyzbol sopasıyla kapıdaymış. Bu kadar mı? Bu kadar mı? Tek görebildiğim bir sopa. Tek görebildiği sopaymış. Sorun yok. Yok mu? Elinde sopa olan bir adamdan korkma. Sopası olan bir adam sopa istiyor demektir. Polisi aramadın değil mi? Hayır, ilk seni aramamı söyledin. Kesinlikle. Eğer polisler gelirse düğün bir saat gecikir ve bu da sıkıcı olur. Paul, korkmalı mıyım? Hayır, çiçekler hala kiliseye gelmedi mi? Bilmiyorum. Neden çiçekleri kontrol etmiyorsun? Biz de hemen geliyoruz, tamam mı? Tamam. Buradan gitmeliyiz. Buradan hemen gidiyoruz. Onlarla işim bitmedi. Annesiyle ona ihtiyacım var. Kilisenin önünde her an kavga çıkarmaya hazır olan bir eski sevgili var. Eli sopalı bir adamdan korkmam ben. Elinde sopası olan bir adamın sopaya ihtiyacı vardır. Söylesene, heyecanlı mısın? Evet. Senin için buradayım. Hazır mısın? 1, 2, 3. Haydi kaplanlar. Mario? O elindeki sopa mı? Hey! 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 Hadi ama! Hey! 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 Tamam, tamam. Hey! Pekala. Onu sakin seviyor ol. Musun? Seviyorum, seviyorum. Gidiyoruz. Sen kalıyorsun. Benim arabama. Çizik bile yok. Tamam, dinle. Bunu arabaya döndüğümüzde konuşamaz mıyız? Söyle, en sevdiği renk ne? Bilmiyorum. Yeşil. Çok sevdiği yeşil bir kazağı var. Hayır, hayır. Yine yanlış. Mario, burada ne yapıyorsun? Ona aşığım ve yapmam gerekeni yapıyorum. Pekala, çak git arabayı boşalt. 45'i mi yoksa 50'yi mi? Bekle, dur. Biliyor musun, damadın 4500 dolar borcu. Düğünü berbat edersen parayı alamayız. Bu parayı bizden çalabileceğini düşündüren şey ne? Bela istemiyorum. Hayır, tut onu, ihtiyacın olacak. Biliyor musun, bence biz hazırız. Evet. Teşekkürler Mario. Durun, siz de kimsiniz? Biz çekim ekibiyiz. Her şey tamam mı? İşte gelin geliyor. Ne haber, iyi misin? Evet, evet, tamam. Üstünde mikrofon olduğunu unutma. Dikkatli ol ve iyi zaman geçir. Tamam mı? Hey, ne kaçırdım? Beni orada bırakırken ne düşünüyordun? Seni orada bırakmadım. Onu uzaklaştırmaya çalışıyordum. Uzaklaştırmaya mı? Evet, evet. Artık sadıcım değilsin. Yenisi Martin. O salak mı? O burada bile değil. Marty geldiğinde yeni sadıç o olacak. Marty sadıç değil. Sadıç o senden benim. İyi. Marty salağın teki. Bir konuşma yazdım. Bunu 8 yaşından beri konuşuyoruz ve... O Marty'nin konuşması. Bana ver. O metni bana ver. Bana Hayır, ver onu. Bu Marty'nin bana konuşması. Ver. Marty bir Hayır, hafta. Dedim. Marty bir aptal diyorum. Tam 3 saat. O konuşma için 3 saat harcadım ben. Hayır, bunu duymak istemiyorum. Ver şunu bana. O benim konuşmam. Çekil. Elbisemi karıştırıyorsun. Uzak dur. Hey. Şunu kesin. Kesin yoksa birinize vuracağım. Sen damatsın. Sen de sadıç. Gelin geliyor. Bayanlar, baylar. Hadi artık Bay ve Bayan Doug Barkley'i ilk defa selamlayalım. Birazdan karı koca olacaklar.
soğukkanlı olan yaklaşın. Bu tarafa bakın. Çok güzel. Neden ona elini atmıyorsun? Hadi bir kez daha. Buraya buraya. Bayanlar baylar, bizim için artık elveda zamanı. Gitmeden önce gelin ve damadı bir kez daha kocaman alkışlayalım. Wendy ve Doug. Baylar, umarım her şey iyi olmuştur. Rick, harika iş çıkardınız çocuklar. Teşekkür ederim. İşte paranın kalanı ve sen çocukların bahşişlerini verdin mi? Bahşişler gecenin başında sana verdiğim zarftaydı. Hayır, ben onu kilisedekilere verdim. Paramın 400 dolarını kilisedeki çocuklara mı verdin? 400 dolar değil, bilirsin. Bir kısmını da etrafa dağıttım, biliyorsun çünkü ben ne sadece... demek istiyorsun? Bak, sen dostum, sadiç falan değilsin, kötü adamsın. Hem de en kötü adam. Kusura bakmayın. Kırıyorsun beni dostum. Ben sadıcım. Bunlarla daha fazla uğraşamam. Sana söylüyorum, bahşiş yok, sürpriz değil. Bu gece bir değişiklik yaptık. Evet, para kazandık. Neden o insanlara 400 dolar indirim yaptık? Çünkü Winnie Tape Stock indirim yaptı. Biz de ondan yaptık. Bu şekilde rekabete girebiliriz. Müracaatta alırız. Ne? Winnie iyi iş yapıyor ve fiyatlarını indiriyor. Belki de düğün işinden çekilmemizin zamanı evet, geldi. Evet, haberciliğe devam edelim. Bilirsin, Kuzey Afrika'yı gerçekten özlüyorum. Sivrisinekler, şarapnel, mayınlar. Bekle, dur. Neydi? Oradaki gazetecinin adı, hani şu ateşli olan. O ormanda birlikte olduğumuz mu? Bütün gece beni deli etmişti. Çok tatlıydı. Adı neydi? Adı neydi? Arkamda büyük mücadele devam ediyor. Savaş muhabirin olduğu ormana uzak değil. Gerilla kuvvetleri Birleşmiş Milletler Koalisyonu'na ağır kayıplar verdiriyor. Amerikan askerleri ağır silahlarla gönderiyor. Şarjımız bitti. Ah, lanet olsun. Sonuncu çekimi çok sevdim. Şarj. Bu sonuncu ve tek bataryaydı. Diğer bataryalar ama arabada. Araba patladı. Araba kiralıktı. Kafanı eğ lütfen. Gerilla kuvvetleri iki adım ötemizde ama kameramız yok. Sanırım bağırmaman gerekiyor. Ah, lanet olsun. Bu bağlantıları ayarlamam tam 2 yıl sürdü. Ve artık şimdi onları görebiliyorum. Ama eğer onların bu köye akın ettiklerini çekemezsem olmaz. Kapatıp açmayı dene. Biliyorsun savaşın ortasında aynanın kapağını açmak hava saldırısına bir çağrıdır. Bunu gördünüz mü? Ne kadar yakından geldiğini gördünüz mü? Şu anda çekim yaparak ödüller kazanıyor olabilirdim. Tabii sizin gibi salaklarla olmasaydım. Bu nasıl benim hatam oluyor? Ben çekime odaklandım. Bataryalar ondaydı. Araba alev almıştı. Ben de kamerayı, bir bataryayı ve sizin hayatınızı kurtardım sadece. Evet, güneş gözlüklerimi de unutmuşsun. Ah işte askerler. Güneş gözlüğüm mü? Ne önemi var ki? Carol? Carol. Benim için bir şey vardı. Yorgun musun? Çünkü ben değilim. Bunları nereye koyayım? Ha, şuraya koy. İyi geceler baba. İyi geceler James. İyi geceler anne. Hepsi pişti. Gönder. Komikler nerede? Hepsini okudum ve hiç komik değildi. Senin ve benim komiklik anlayışlarımız farklı.
kelimesi fotosentez. Baştan yanlış. Öğretmenim 6. sınıfların imla yarışmasına katılabileceğimi söyledi. Öğretmenin okul dışında çalıştığını biliyor mu? Biliyorsun. Sınıftaki tek çalışkan benim. Çünkü biz iyi bir mahallede yaşıyoruz. Ayrıca sınıfta araba kullanabilen tek çocuk da benim. Çünkü ben ehliyetimi kaptırdım. Çok mızmızlanıyorsun. Yemek için ne var? Peynir. Mayonez mi, yağ mı? Yağ. Izgara mı? Hayır. Eğer yağ kullanacaksan ızgara olmalı. Buna ne dersin? Büyüdüğünde kendi yemeğini kendin yaparsın. Ne? Annemi mi gördün? Onu gördüm. Doktor Frost'u görmelisin. Doktor Frost doktor değil. Beni 8 ay boyunca gönderdin. Çok meşgullük ve bir bebek bakıcısına ihtiyaç var. Yani Doktor Frost nedir? DJ. İyiydiniz. Neden şikayet ediyorsun? Evet. Sabah 6'da babamla işe gidiyorum. Bu çok hoş. Kontratları biliyorsun. Bugün halletmen gerek, unutma. Evet. Günaydın Bayan Madison. Günaydın. Bu sabah erkencisin. Bugün büyük bir şovum var. Yoksa bugün okul yok mu? Biraz burada çalışacağım ve 8'de okula gideceğim. Biliyorsun okuldan sonra dans kurslarımdan birine katılırsan çok mutlu olurum. Okuldan sonra da çalışacağım. Yiyecek neyin var? Jambon ve peynir. Bende peynir var. Mayonez mi, yağ mı? Mayonez. Benimki yağlı. Izgara mı? Evet. Oradan şekerlerimi alabilir miyim? Burada şeker yok. Ve samimiyetle beni en çok endişelendiren borçlanmaya maruz kalmanız. Baba, biz fakir miyiz? Züğürt değiliz. Ama yakında olacağız. Öldü mü? Bilmiyorum. Morris, öldün mü? Bu hileli bir soru mu? Kim kahvaltı ister, yoksa yemek mi? Ben pankek yedim. Ama sen pankekten nefret edersin. Evet, eder, çünkü onu annemi hatırlatıyor. Bununla nasıl başa çıkıyorsun? Yemek için neyin var? Tavuk ve peynir. Mayonez? Pastırma. Morris, bana şeker verir misin? Burada şeker yok. Tina'nın hayatın içine süzülmek için patenlere ihtiyacı yok. Ona bu güzelliği veren Tanrı'ya çoğu zaman kızgın. Onu bulana kadar pek çok sevgilisi oldu. Bugün onun büyük günü ve Tina bugün herkesin onun basit bir kadın olmadığını görmesini istiyordu. Rüyalarının adamına aşık olmuştu. Ama Tina'nın bir kız kardeşi vardı ve o da çok güzeldi. Çekim. Gelin sizi bekliyor. İçeri girebilirsiniz. Nereye gidiyorsunuz? Kiliseye. Affedersiniz. Hazırsınız sanıyordum. Öyleyim. Yeni kocam için birkaç seksi video çekeceğiz. Gerçekten çok şaşıracak. Sizler kuzenimin düğününü çekmiştiniz ve onu çok ateşli göstermiştiniz. Pekala, ben ondan daha ateşliyim. Eğer ikiniz de burada olacaksanız kameraman kim peki? O benim. Ekmekleri çocuklara gönderdim. Sebzeli ve krem peynirli mi? Ve portakal kremalı. Rick? Gelinle. O giyindi mi? Hayır. Giyindi mi? Henüz değil. Hala giyinmediyse Rick orada ne yapıyor? Bir 25 dakika daha harcarsak bitirmiş oluruz. Giyindi mi? Giyiniyor. Vakit geldi. Yaka mikrofonunu aldın mı? Evet, işte burada. Sen konuşmacıyı idare et, ben koroyu hallederim. Evet. Şu Nedim'in nesi var? Neden bizimle olmak zorunda? Kimi bekliyor? Damadı bekliyor. Onu bizden önce görmek istiyor. Bu başkası mı? Dürüst ikizler gibi mi? Hayır, hayır. Yapma dostum. Bu düğünle mahvolduk. Daha avansı bile ama. O sadece oyalanıyor. Bunu onun aklından çıkaralım. Üstesinden gelebiliriz. Her şey yolunda mı? Evet, damadı bekliyorum. Onu damattan uzak tutalım. Üzerine mikrofon koyacağım, tamam mı? Evet. Gergin görünüyorsun, iyi misin? Nedim'e burada mı? Evet, onu getirmemi ister misin? Hayır. Biliyor musun, haklısın. O Nedim'e ile ilgili bir şey var. Bir şey var, bunu duymalısınız. Ne? Dün gece sana bir şey ifade etmiyor mu?
Neyim ben? Sadece canın istediğinde park edeceğim boş bir garaj eğer mı? Eğer ona vurursa bütün fotoğrafların mahvolur. Ona vurmayacak. Ona aşık. Hey, hepsi senin fikrinde. Üzerime geldin. Bu doğru. Oo. Gel buraya. Pekala, gelin gelmeden önce yarım saatimiz var. Dinleyin, sen görüyorsan gelin gelirse rahiple içeri gireriz. Diğer iki çocuğu oraya gönder. Peder, merhaba. Pekala. Eğer zamanında gelirse tam 15 dakikamız var. Gecikirse de 25. Durun, biz ne yapıyoruz? Para topluyoruz. Kumar oynamam. Kurucu bir tane alır. Ben 5 dolar arttırmak istiyorum. Bayanlar 5 dolar. Nedime'ye benzeyen bir kadın damatla beraber buraya geldi. Bir şey için çok istekliydiler. Endişelenmeli miyim? Endişe yok. Bunu ayırttım. Tamam. Güzel. O ne demekti? Ortada bir suç yok Rick. Ama ayırtan onlar değildi. Polin listesindekiler de bu kadar özel olan düğün mi? İçin başvurduklarında aşıklardı. Hala aşıklar. Seni temin ederim ki bu yargılamada basit bir hata. Sana inanıyorum evlat. Bu tam 15 round sürecek. Evet pekala, 20 dolarına bahse girerim ki ikisi o yemini edemeyecek. Paranı boş harcıyorsun evlat. Aziz Paul asla yanılmaz. Bir şey duydunuz mu? Sanırım inilti ya da sızlanma gibi. Evet, neden gidip aşıklarımıza orada bakıcılık yapmıyorsun? Ve Nedime'ye damadımızın 8 dakika daha meşgul olacağını söylüyor. Ayrıca her ikisi de bütün birikimlerini sezonluk futbol biletlerine harcıyorlar. Tamam, anlaşıldı. Gidip ikisini ayıracağım. Bende bir şey yok. Ne yapıyorsun? Neredeyse bitirdiler. Belki 1-2 dakika daha. Kala, artık sevişmeyi bırakın. 5 dakika içinde evleniyorsun. Hadi, el at. Nedime, burada olmamalıydın. Tanrım. Tamam, teşekkür ederim. Hey, bizi izlemek hoşuna gitti mi? Pek bir şey göremedim aslında. Kapı görüşümü engelliyordu. Pekala, günün kalanını muhtemelen boş geçireceksin. Çünkü düğün olmayacak. Hepimiz hazırız. İyi misin? Evet. Nedim'in nerede olduğunu biliyor muyuz? Evet, onu gelinin tepesinde gördüm. No, bu hoş değil. Bayanlar, 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 şimdi damatla konuş. Artık bitti. Çok kötü durumda. Sana bir mektup yazdı. Gerçekten mi? Hadi sana okuyayım. Diyor ki... Sevgili Gina. Tina. Tina. Futbolda sezon öncesi 4 maç vardır. Ve bilirsin bazen bir takım tüm bu 4 maçı da kaybedebilir. Ama yine de Süper Kupa'ya gidebilirler. Çünkü hazırlık maçları sayılmaz. Biz kötü bir hazırlık dönemi geçirdik. Ve hepsi benim hatamdı. Tatlım, sana Süper Kupa'yı getirmeme izin verir misin? Sevgiler Tim. Tom. Sevgiler Tom. Bu bende kalsın. Sen aşıksın. Hadi yapalım. Deliver me. Deliver me to the kingdom of my Lord, and He will guide. Günaydın çekim adamları. VG bölgesi güneşli ve 28 derece. İşte sabah anonsları. Sally ve Charlie Morgan'ı sakın unutmayın. Bugün evleniyorlar. O yüzden DVD'leri bebek resimleri olan plastiklerle etiketleyebiliriz. Doğru insanı bulmanın ilginç bir çift ayakkabı bulmak gibi olduğunu düşünüyorum. Diğer haberler. Bugün Bayan Pinky'nin bloğunu okumadıysanız da kaynaklarım şehir sarayının hala önerilen bir video paketi aradığını söylüyor. Abigail Brewster, spor kitaplarından Video Fair Tales'ın sahibi Winnie Tapestock tarafından kovuldu. Hayatımın büyük affedersin, bir bölümü... Affedersin, Winnie LaVista. Ufak bir sorunumuz var. Dışarıda konuşalım. Hadi. Bu akşam Winnie LaVista'yı tutukladık. Ayrıca Winnie Tape olarak da biliniyor. Onu ödeneklerindeki hatalar, ödeneği kötüye kullanmak ve yasa dışı kayıt tutmak yüzünden tutukladık. Gelin çıldırdı ve hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı ve şimdi durumu iyi. Hey, benim değişimle ilgili bir fikrim var. Çekim ekibine ne dersiniz? Şuna bir bakayım. Sadece bloğuma bakabilirdin. Eğer tabanına iyi bakarsanız bu ayakkabılar sizi hayat boyu taşıyabilir. Sizi seviyorum çocuklar. Bunu gördün mü?
Evet, onu benden aldı. Hey, telefon konuşmalarımı dinleme lütfen. Sana söylüyorum, biz Winitape Stock'tan daha iyiyiz. Winitape Stock'un HD'si var. Biz de yüksek çözünürlük kullanırız. Yüksek çözünürlüklü kameralar $25,000. Ve 15 bin terabaytlık bir sürücüye ihtiyacım var. Bunu nasıl alayım? Burada para kazanamıyoruz. Zar zor geçiniyoruz. İyi yaşıyoruz. Sadece hendek kazıyoruz. Şehir sarayını ara ve telefon Abigail Brewster'a iste. Abigail Brewster da kim? Evi şehir sarayı. Bu Oz. Evet, bu hayaller ülkesinin zümrüt şehri, altın standarttı. Doğu sahillerindeki en iyi yiyecek işletmesi klas ve göz kamaştırıcı. Her damat onunla evlenmek ister, her gelin de onun yerinde olmayı ister. Eğer şehir sarayında yara yırtacak kadar şanslıysan ve senden hoşlanırsa seni oranın tam ortasına oturtur. Parayı seviyor musunuz? Evet. Evet, pekala. Winnie Tapestock'a ondan tonlarca veriyordu. Şimdi ise para verecek başka birini arıyor. Abigail Bravester'ı tanırım. Şey, onu her zaman görürdüm. Flower Time'da, şehir sarayında ve tüm Musevi işlerini biz yaptık. Yani bizi oraya götürebiliriz. Bilemiyorum. Ama onun bir sırrını biliyorum. Sır mı? Ayakkabılara bayılır. Şık kadınların hepsi ayakkabıları sever. Bu şaşırtıcı. Hayır, erkek ayakkabılarına sanırım bir çeşit ayak fetişi. Erkek ayakkabısı fetişi. Flower Time'dan Lawrence Burger'ı her zaman durdururdu çünkü. Bu biraz zayıf değil mi? Şey, yani içeriye pahalı ayakkabıların çizelgeleriyle girebiliriz. Hay, Gimara-san. Sen deskero. Genki. Ne, kiki tai koto aru. İçi, kakuei no otoko no kutsu wa arimasu ka? Kokyū na kanji no kutsu. Susume wa? Shimizu Ichiban. Shimizu Ichiban. Shimizu ne? Shimizu en iyisi. Bunlar gerçekten de çok pahalı Japon ayakkabıları. Yılda sadece 600 çift üretiliyorlar. Fiyatı ne? Aru? Dekimasu. Sugoi subarashii. Arigato gozaimashita. Hontou ni arigato. Yoroshiku. Hai, hai. Arigato gozaimashita. Uzak doğulu bir ayakkabıcıda bir çift buldum ve onları bana satacak. Alan benim. Çünkü kültürü biliyorum. Kültürü benimsemiş olmalısınız çocuklar. Pekala, pekala. O zaman plan şu. Shimizu Ichiban'dan bir çift alıyoruz. Shimizu Ichiban. Shimizu Ichiban bir çift alıyoruz ve oraya gidip Abigail Brewster'ı büyülüyoruz. Hai, so des. Bu %100 pamuk olmalı. Terliyorum. Beni şişman mı gösterdin? Evet. Eğer otantik Japon giysileri giyseydin seni zayıf gösterirdi. Evet tabii. Japon erkeklerin hepsi benim gibi zaten. Kültürlerine değil mi? Kültürlerine saygı gösteriyor olmalıydık. Bunu bir kostümcüden mi aldın? Evet. Çünkü geleneksel Japon kıyafetleri sadece orada var. Onunla konuşmayı dene. Sumimasen. Kako wa chotto shitsurei da kedo, kara wa bunka ga wakannai. すみません. Shimizu Ichiban wa arimasu ka? Shimizu Ichiban. Sugoi desu. Mitte ii desu ka? Dozo. Takai desu yo. Takai desu ne? Takai desu yo. Nande konnani takai desu ka? Bunlarda indirim yok. No discount o onegai shimasu. Dame desu. İndirim yok. Ne kadarmış? 2800. 2000 ne? Kaç dolar yani? 2800 dolar. 2800 dolar bir çift ayakkabı için mi? Kredi kartına ihtiyacım var. Hai, onegai shimasu. Hai. İade edebiliyor muyuz? Sor. Koredake hagasanakattara. Hai. Daijoubu desu yo. Wakarimashita. Fiyat etiketini sökmediğimiz sürece geri verebilirmişiz. Alıyoruz. Yardım edebilir miyim? Evet. Bayan Brewster'la konuşmak istiyoruz. Bugün hiç boşluğu yok. Biliyorum. Biz öyle pat diye geldik. Pat diye? Sadece bir dakika. Burası şehir sarayı. Eğer Bayan Brewster'ı görmek istiyorsanız randevu almalısınız. Biliyorum. Bayan Brewster çok meşgul. O kadar da meşgul görünmüyor. Çok meşgul. Düşünüyor ve düşündüğü zamanlarda rahatsız edilemez. Baylar lütfen randevu alın. İyi günler. Bu kötü bir fikir. Dur bekle. Başka bir zaman. Shizumi Ichiban'ları görmeli. Şimdi değil. İşi go işe. Göstermemiz gereken zaman şu an. Ne yapıyorsun? Ayakkabını bağlamamışsın. Ayakkabını bağlamamışsın.
Shimizu Ishibans. Suko steki? Honten isteki dusho? Görebilir miyim? Bu bağcıklar tiftik mi? Hay. Pekala baylar, siz çok zarifsiniz. Size nasıl yardım edebilirim? Biz çekim ekibiyiz ve şehir sarayında sizin gelinlerinizin de çekimini yapmaktan mutluluk duyacağız. Pekala, yeni bir çekim ve fotoğraf paketine ihtiyacım var ama baylar, sizi daha önce burada hiç görmedim. Bakın, önce gelin ayarlayın, sonra konuşuruz. Evet ama bu bir yıl sürebilir. Eğer gerçekten iyiyseniz o kadar sürmeyecektir. Aa bakın, biri fiyat etiketini üzerinde unutmuş. Hadi. Daha kötü ne olabilirdi? Sanırım olaylara yanlış tarafından bakıyorsun. Yani içeri girebildik. Bu komik miydi? Züğürt Japonca'da nasıl söyleniyor? Okayane ganai. Ama bu tam olarak param yok demek. Bu tarz bir durumda daha farklı bir şey diyebilirsin. Yani hanayori dango gibi. Anlamı meyveli tatlı çiçekten iyidir. Bu senin fikrinde. Ayakkabılar rahat? Evet. Ayakkabılar çok rahat. O eski karın mı? Onu gördün mü? Evet, neden sanki hayal etmiş gibi soruyorsun ki? Hayalet değil. Bir canavar. Gorgita. Baban ne zaman dönecek? Ne istiyorsun? Babanı istiyorum. Ne istiyorsun? Aaron'ın ergenlik partisi. Tapınak değil parti. Saat 7'de kokteyl, 8'den 12'ye kadar da resepsiyon. Güzel. Aa, bu arada şu Bravestar işi bittiğinde ben de hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. Neymiş o hayal? Çekim ekibinde olmak. Evet. Sence bu kameramana benziyor mu? Bir kameramanın ihtiyacı olan tek şey iyi bir göz ve çalışan bir kameradır. Daima gözünüze güvenmelisiniz. Kapatıp tekrar açmayı denedin mi? Evet, açıp kapattım. Baksana yeşil, bu çip ya da başka bir şey. Gidip yedeğini getir, muhtemelen arabada vardır. Evet, arabada olmalı ama görüyor musun, arabada değil, ofiste. Çünkü onu bu sabah ofiste ben kullanıyorum. Çocuklar 15 dakika erken geliyorlar. Yani yedek kameramız yok mu? Ha, yedek kameramız var. Yedek kameramız tabii ki yok. Bir tane almalıyız. Merhaba Pinky'ye ulaştınız. Hey, ne yapıyorsun? Hiç. Dinle, senden arabayla ofise gidip yedek kamerayı almanı ve buraya Fudge Meeting'a getirmeni istiyorum. Fudge Meeting hala açık mı? Mahkemeyi kazanamadılar, dava yok. Her neyse, 10 dakika içinde burada olman gerek. Anlaşıldı. Sakız ister misin? Evet, tabii. Annen araba anahtarlarını nereye koyuyor? Bende anahtar yok. Bakalım. Hey. Hey. Neredesin? Aa, birkaç sorun var. Polisler peşimde. Bunu halledeceğini söylemiştin. Acil olduğunu söylemiştin. Her şey berbat mı oldu? Hey. İlgileniyor. Tekrar kapatıp açmayı dener misin lütfen? Evet, evet, işte bak. Ne görüyorsun? Pekala, renk ayarı İşaretler olabilir mi? İşaretler olabilir. Pekala. Bu aracı kullanabilmek için ehliyetin var mı? Bu aracı kullanabiliyorum eğer sorununuz buysa. Belki de bana ehliyetini göstermelisin. Eski bir resim ama ben olduğumu görebilirsiniz. Bu beyazlık ayarı değil mi? Şimdi işte bunu gördün mü? Ama sen beyazı ayarlamıyorsun. Beyazı ayarla. Orası hadi. Beyaz. O duvar beyaz bir duvar. Hayır. Aa, bu geçerli bir kimlik değil. Burada kalmalısın. Bunu araştırmalıyım. Aa, bir dakika bekleyin. Dinleyin, biraz acelem var. Bundan 10 dakika önce Fudge Meeting'de olmalıydım. Fudge Meeting mi? Orası hala açık mı? Dava düşmüş. Artık davası yok. Bir yedeğim var ve şu anda yolda. Bu da kim? Aa, o Brooke. Endişelenmeyin, ben onun bakıcısıyım. Eminim anne ve babası senin bu uygunsuz sevimliliğini çok sıcak bulacaklardır. Ama arabadan inmezsen gençliğinin 6 ayını harcayacaksın. Bu benim arabam değil. Arabayı çaldın mı? Ehliyetime el konuldu. Ama mutlaka geri evet, alacağım. Ehliyetini nasıl kaptırdın?
65 yaşındaki o kadın caddeden daha hızlı geçmeliydi. Bayan Garden'ın arabasını ödünç aldı. Ehliyetsiz araba kullanıyorsun. Dur, levhasını ihlal ettin. Hayır, benim çocuk ehliyetim kaçırma var. Ve bu, çok bu... kabasınız ve sizinle daha fazla konuşmayacağım. Hey. Hemen burada olmalısın. Neredeyse geldim. Bunu başaracak. Başaracak dostum. Onu hiç araba kullanırken gördün mü? Tüm ekiplerin dikkatine. 14. caddede soygun ihbarı. Tekrar ediyorum. 14. caddede soygun ihbarı. Şüpheli şahısların 15. cadde yönünde kaçtıkları ihbar edildi. Tekrar ediyorum. 15. cadde yönünde kaçıyorlar. Tüm ekipler lütfen. Yo, hayır hayır hayır. Bu kötü, bu kötü, çok kötü. Hayır hayır hayır. İşte bu. Çocuklar, herkes gelsin ve Aaron'ı kucaklasın, hadi. Çoğu erkeğin adam olabilmesi neredeyse bütün hayatı boyunca sürer. O nedenle ergenlik partiniz de bu olasılıklardan biridir. Aaron çok zayıf ve ayrım yapmıyordu. Hayır. Ne demek hayır? Hayırın nesini anlamıyorsun anne? Affedersin. Torun olduğuma inanamıyorum. Ergenlik partisi çocuğun mumunu yakmıyor. Bu ergenlik partisi. Çocuklar ergenlik partisinde dans etmezler. Elimde sadece mum ışıklandırması var. Kaset. Ah, evet öylesin. Hayır değilim. Evet öylesin. Sizin hayır değilim dedim. Ona yaptırmalısınız. Onunla konuştum. Benden ne yapmanı istiyorsunuz? Neden mumları yakmak zorunda olayım ki anne? Anlamıyorum. Anne. Aaron, onunla bir konuşayım. Aaron. Evet. Bir çocuk olarak bazen sorunlarla yüzleştiğini biliyorum ve sana yardım etmesi için bir yetişkine ihtiyacın oluyor. Şimdi bunun senin ergenlik partin olduğunu biliyorum. Ve kendini bir erkek gibi hissediyorsun. O yüzden de buradaki yetişkin ben olacağım ve senin için bir karar vereceğim. Hayır. Aaron, oraya çıkacaksın ve mumları yakacaksın. Yoksa kafanı şu duvara vururum. Ne yaparsın? Bak Aaron, ben iyi bir adam değilim. Ve eğer bana bir şans verirsen kemiklerini kırabilirim. O yüzden gidelim. Tamam, mumları yakmaya hazırız. Ona ne dediniz ki? Eskiden ben de çocuktum. Anne ve baba, bunu kutlayalım. Yukarı yukarı, işte böyle. Bayanlar baylar, umarım Aaron'ın ergenlik partisinde iyi vakit geçirmesinizdir. Pinky ile konuşmalısın. Seni beklemeye alıyorum. Merhaba evet. Çocuklar. Elizabeth, döndün. Anneyi kucaklamayacak mısın? Bu teklif kızını hiçbir zaman umursamayan bir anneden mi geliyor? Sana bir şeyler aldım. Aa, hediyeler. Seni sevmesini rüşvetle sağlayamaz. 9 yaşında, rüşvet hala işe yarıyor. 10 yaşında. Ben 11 yaşındayım. Ben evleniyorum. Babamla mı evleniyorsun? Hayır, aşık olduğum biriyle. Bu kez aşık olduğuna emin misin? Evet, eminim. Benden ne istiyorsun? Senden düğünümü çekmeni istiyorum. Vay canına. Bu tam bir delilik. Sen en iyisin. Godric ve ben de en iyisini istiyoruz. Godric mi? Bana karşı çok iyi. Bana şiirler yazıyor ve senden daha güzel kokuyor. Çekim ekibi. Tina birinci hatta. Teşekkürler Pinky, bağla. Kızımızın adı Violet. Bayan Pinky benim seçtiğim isim. Evet. Violet, Bayan Pink, aptalca bir isim. Hayatımdan nefret ediyorum ama değiştiremiyorum. Ama adımı değiştirebilirim. Merhaba Tina, ben Paul. Sadece seni arayıp yaptığın çekimden ne kadar memnun olduğumuzu söylemek istedim. Bak, otur bir saniye, bak. Bak, ne yaptığını biliyorum. Biliyorum. Aslında bunu neden yaptığını bilmiyorum ama bu intikam bunu için... Bunu sen mi söylüyorsun Rick? Bunu senden duymak çok güzeldi Tina. Artık 10 bin dolarlık süper lüks paketi almak için hazırım.
Tarih ne zamandı? Aha. Mükemmeldi. Ve hizmet? Ah. Çok tatlıydın. Dürüst olmam gerekirse sen olmasaydın ne yapardım bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Dinle tatlım. Eğer bu kadar dikkati ne zaman evlendiğine ve karısına harcamış olsaydı hala onunla evli olurdu. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Rick kontratımı aldı ve düğün 2 hafta içinde. Pekala, orada olmamız mümkün değil. $10,000 paketi alıyor ama. Oo, öyle mi? Peki nasıl ödeyeceksin? Bu halinle gerçekten para biriktirebildin mi? Çok uzun zamandır uluslararası işler yapıyorum ben. Karevoy Ausru! İşte bu yüzden kızımızı hiç görmüyorsun. Bilirsin, bugün şehir sarayındaydım. Orada Abigail Brester'la oturdum ve siz ikinizin o uçuk ayakkabılardan giydiğinizi söyledi. Şehir sarayında mı evleniyorsun? Evet, evet öyle. Bana ve Godri'ye çekim ekibini bu göz kamaştırıcı işi yapabileceğiniz fikri çok mantıklı geldi. Çünkü bu işe umutsuzca ihtiyacınız var. Mükemmel bir şanstan söz ediyor. Daha çok bir lanet. Bir dakika, korktun mu yani? Biliyor musun bak, bütün taleplerinizi karşılayabiliriz. Hatırlasana, sen ne derdin Paul? Başa çıkamayacağım hiçbir gelin yoktur. Bak, 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 bak. Kaç kopya istiyorsun? 2 tane. Biri benim, biri de sizin için. Hadi Violet, gidiyoruz buradan. İnanılmaz şanstan söz ediyoruz değil mi? Onu sana babam mı aldı? Aa, bu mu? Şey, biliyorsun benim bir işim var. Sabah 5'te kalkıp işe gidiyorsun, sonra okula gidiyorsun ve tekrar işe mi dönüyorsun? Hı-hı. Tatlım 25 değilsin, 10'sun. 11. 10 özel bir yaştır. Belki de artık okuldaki çocuklarla ilgilenmenin zamanı gelmiştir. Yani babamı neden terk ettin? Sana öyle mi dedi? Evet, öyle dedi. Babanı terk ettim ve onun peşimden geleceğini düşündüm ama gelmedi. Aa, ayakkabılar. Vakit geldi. Anlaşıldı. Heyecanlı mısın? Çok normal. Evet, içeride görüşürüz. Maggie Watson kilisede en arkada durup hayatının sonsuza dek değişmesini bekliyordu. Ve sonra öyle oldu. Bilirsin 45 dakika oldu, sanırım gelmeyecek. Bunu kaydetmiş miydin? Evet. Bu çifte sana evlenebileceklerini düşündüren şey ne oldu? $3,200 gördüm çünkü. Mini marketin hemen karşısındayız. Rahip şu anda damatla telefonda konuşuyor. Sam haberleri bekliyor. Bir şey mi var? Bir şey ister misin? Bir bardak su falan? Bir koca iyi olurdu. Şu anda neredesiniz? Albuquerque'de mi? Geldiğini sanmıyorum. Damatla telefonu şimdi kapattım. John'la mı konuştun? Ne dedi? Bugünün ona gerçekten de ters geldiğini söyledi. Bu saçma. Sar mısın sen? Buraya gel akıllı. Gerçekten çok iyi baş ettin. Şey, sesi samimiydi. Pekala tamam, biz bunun dışında. Tamam tamam. Hadi burada iyi bir çıkış yapalım. Burada olanları gözün görmüyor mu senin? Dayanamıyorum artık. Beni anlıyor musun? Dayanamıyorum. Bazen çok zalim oluyorsun biliyor musun? Birileri bu bayana iyi vakit geçirtmeli. Sen deli misin? Evet. Hayır, ona iyi vakit geçirtelim. Hayır, hayır. İşimiz bitti artık. Hey. Gidelim. Buradan çıkmak ister misin? Sahilde romantik bir yürüyüş mü, oluruna bırakmak mı? Sadece hayata. Etrafınızın ruhlarla ve sizi seven insanlarla dolu olması. Hey, burası benim. Sanırım elbisemi mahvettim. Buna değmedi mi? Derler ki insanların düğün günü onların en özel günü olmalıdır. Bugün de öyleydi. Çocuk havaya giriyor. Bu çok güzeldi.
Ama korkarım ki bana üzülüyorsun. Bütün günümü seninle geçirdim. Gününü seninle geçirmeyene üzülürüm. İyi geceler Migi. Burada ne yapıyoruz? Her zaman yaptığımızı. Gelinin düğün gününden zevk almasını izliyoruz. Çekim ekibi. Violet'ın okul durumu nasıl? Bayan Pinky sınıfın en zeki çocuğu. Onun zeki olduğunu biliyorum. 2 yaşından beri çok zeki ama hiç arkadaşı var mı? Aa, mutlu yıllar Hena. Teşekkürler Violet. Mutlu yıllar. Dolabınla uğraşma, orada hediye yok. Hadi. Tamam. Benim de doğum günümce. Evet, bir sürü arkadaşı var. Bir sürü bağlantısı var ve daima okuldan, arkadaşlarından bahseder. Her zaman onları anlatıyor. Onu sürekli çalıştırırsan nasıl arkadaş edinebilir ki? Dinle, Bayan Pink hayattan ne beklediğini biliyor. O hırslı bir çocuk. Ben bunu engellemeyeceğim. Merhaba Violet. Merhaba. Güzel kamera. Teşekkür ederim. Bakabilir miyim? Aa, tabii. Gerçekten güzel. Sanırım bunu ödünç alacağım. Dur. Hey, hayır. Bu beni endişelendiriyor. O da tıpkı babası gibi. Bunun nesi yanlış? Bu soruyu gerçekten de eski karına mı soruyorsun? En sevdiğim. Teşekkürler. Onlar Riley'nin bebeklik resimleri mi? Evet. Hey, makinem nerede? Bugün bir düğünümüz var. Aa, evet bak, okuldaki çocuk Timmy onu aldı. Ama endişelenme, korkma tamam mı? Bak, bugün onu okulda göreceğim. Yani muhtemelen geri alacağım. Muhtemelen geri alacaksın. Timmy kim ve onu nerede bulabilirim? Yardım edebilir miyim? Hayır, edemezsin. Evet çocuklar, bu söylediğimi sakın unutmayın. Evet, yardım edebilir miyim? Timmy'yi arıyoruz. Tamam. Pekala vahşi çocuk, hangisin? Affedersiniz. Siz kimsiniz? Çekim ekibiyiz. Aha, şuna bak. Bu senin mi? Özür dilerim. Yok, hayır, hayır, sanmıyorum. Sana bir soru. Hayatın 25 bin dolardan daha değerli. 2500 doları mı aldın? Tut şunu. Gel buraya. Hadi. Ver onu bana. Sınıfa da. Pekala, hadi gidelim. Bir kameramanın geçimi ağzındadır. Ama küçük bir reklam asla incitmez. Affedersiniz, biraz gerginim. Daha önce hiçbir gazeteciye röportaj vermedim. Düğünün büyüğü küçüğü yoktur. Tüm düğünler büyüktür. Çünkü tüm gelinler kendi imkanları dahilinde yaşar. Her gelin mükemmel bir düğün ister. Mükemmel pasta, mükemmel DJ, mükemmel çekim. Her şeyin en mükemmelini. Yani bununla ilgili kitaplar okurlar. Düğünlerinde en üstün olmak isterler. Ne olduklarını, nasıl rahatlayacaklarını, nasıl eğleneceklerini öğrenirler. Bu her şeyden önemlidir. Büyük anne konuşmak istemiyor. 86 yaşında ve çok sevimli. Gelin istiyor, bunu yapman gerekiyor. İngilizce bilmiyor. O bir Macar. Şu adam kim? Ateşli ve baharatlı. Tıpkı çedar peyniri gibi. Gelinin tarafından olan. Macar, ne bileyim ben. Bela Lugos. Bunu çeviremem. Tercüme yapmayacaksın. Sadece uyduracaksın. Belki iş yerinden arkadaşın. Belki bir kuzendir ama kuzenler böyle dans etmez. Ha. Bu eski sevgili. Hey, ne yapıyorsun? Buraya gel. Bir haftada iki eski sevgili. Nasılsın sanıyorsun sen? Eğlenen bir gelin görmekten daha güzel bir şey yok. Bilirsin, bunu izlemek bu olduğunda gelin hayatının en mutlu anlarından birini yaşıyordur. Onu annesi çağır. Çöp çatanlık oynuyor. Bununla ilgileniyoruz. Yine de eğleniyor gibi. Ha, eski sevgilisiyle dans ediyor ve yeni kocasının bunu görmek isteyeceğini sanmıyorum. Bu adam gitmeli. Gelin resim çekmek için buraya. DJ'ye git ve konfeti atmasını öğrenmesin. Hadi çöpü dışarı atalım. Ha, Madison. Davetli mi? Onu annem çağırmış. Ortak bir geçmişimiz var. Bırak kalsın. Annemle kavga etmek istemiyorum. Anneni rahatsız etmeyeceğiz. Affedersiniz. Bayım ben... Aa, evet, biri alabilirim. Hadi biram. Adamım. Eğleniyor musunuz? Ben her zaman eğlenirim. Bütün gece dans ettin ve bu harika ama gelinin resimlerini çekerken senin olmadığın tek bir fotoğraf bile yok. Yani?
Pekala, senden oturup rahatlamanı istiyorum. Sonra da senden eve gidip orada kalmanı istiyorum. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Gidiyorsun. Hemen. Bir light bira ver. Üzgünüm, size içki veremiyorum. Hemen şimdi Spank. Ben açarım. Konfeti yağmuru gerekiyor, polis dedi. Tamam, al bakalım. Fişek. Teşekkür ederim. Ben davetliyim. Gerini 10 yıldır tanıyorum zaten. Al bakalım bira. Ah. Açabilir misin? Tabii. Seni pislik. Dinle. Ben tutarsızım. Neden biliyor musunuz? Daha önce hiç röportaj vermedim. Ne zamandır gazetecisiniz? Birinci sınıftan beri. Annem komünyon partimi para almadan çekeceğinizi söyledi. Ben de röportaj yapıyorum. Evet. Çünkü okul gazetesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani okulda çok çocuk var. Sınıf gazetesi. Bu sınıfım için. Bereketli nasıl hecelersin? Bereketli. Sınıfında kaç çocuk var? 19. Ama hepsi okuyamıyor. Üzgünüm ama heceleme ödevimi bitirmek zorundayım. Alo, çekim ekibi. Paul lütfen. Ben Paul. Aa, sesin çok yaşlı geliyor. Artık telefonlara bakacak birini almalısın. Neyse, düğün sözleşmemi inceliyordum ve gerçekten de çok para harcıyorum. Düşündüm de sanırım nasıl fotoğraf çektireceğimi hatırlamak için bizim düğün çekimlerimizi izlemem çok iyi olur. Sanırım bir gelinin fotoğrafını nasıl çekeceğimi biliyorum. Bir gelinden bahsetmiyorum. Kendimden bahsediyorum. Pekala, bilirsin. Muhtemelen bir yerlerde gömülmüştür. Bulmam birkaç saatimi alır. Senden bir şey istemedim ki. Eski bir gelin mi? Hayır, yeni gelin. Biliyor musun, beni çıldırtıyor. Tatlım, yatağa geliyor musun? Hemen geliyorum tatlım. Yani ben iyi bir baba değil miyim? Ortalamanın üstündesin. Ona bir iş verdim. Araba kullanmayı öğrettim. Okulda bir sürü arkadaşı var. Annesinin uluslararası bir dizi yıldızı olmak için kaçması benim suçum mu? Japonya'da. Yani ona bak. Zeki, komik. O okul gününde bile saat 11.30'da babasının ofisinde uyuyor. Hadi gidelim. Beni eve bırakır mısın? Çekim ekibi herkese sevgiyle yardım ederken kendilerine karşı neden böyle? Sizin adınıza verilen bir parti gibisi yoktur. Ya dikkatleri üzerinizde toplarsınız ya da şimşekleri. Ne kadar uzakta olduğunu görüyor musun? Aha. Şimdi zoom yaptığımda bak. Gördün mü? Kafanı çek. Aha. Kafanı biraz çek. Nasıl gidiyor bakalım? İyi, iyi. Bebek pastadan önce mi? Evet. Bir de şimdi bak. Oo. Tamam, çekim nedir? Ortalamaya yakın olmalı. Ortalamaya yakın değilsin, öyle değil mi? Eğer yaklaşmazsan gözlerini ne hissettiklerini göremezsin. Bu işi çok mu yapıyorsun? Hayır, daha çok düğün özel. Evli değilsiniz. Hayır, değilim. Bir tane alabilir miyim? Hayır. Teşekkür ederim. Eski kocam çocukları çok severdi. Ben nefret ederim. Maria Vicaro, çocuk Dana, anne evli mi? O da bekar. Sana söylüyorum, evlilik çok karışık. Yani bunu her gün görüyorum. Kırmızı istiyorum. Üzgünüm, elimizdekiler mavi. Ama ben maviyi sevmem. Tatlı, mavi senin rengin.
Yani evlilik benim işim ve sen... Yo. Bazı insanlar bütün hayatlarını doğru evliliği bulmak için harcarlar. Aslında tek istedikleri dostluktur, inan bana. Sürekli anne. Değil ne şimdi anne zamanı? Anne biriyle konuşuyor. Ama bu insanların hiçbirini tanımıyorum. Neden Brad Timothy'yi çağırdın? Yemekle beni ısırdı. Sınıf listesini kullandım. Bazen çok nankör oluyorsun. Gerçek aşk mükemmel bir müzik gibidir. Sonsuza dek sürer. Bugünkü gençlerin dinlediği müziklerden değil. Ne kadardır evlisin? 38 yıldır. Gerçekten mi? 3 farklı kadınla. Ne yapacağımı bilmiyorum. Orada öylece oturuyor. Sen kamerayı bana ver. Evet, sen de git onunla konuş bakalım. Ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Yani ya burada arkadaşı yoksa? Arkadaşı olacaksın. Hey, evleniyor gibi görünmüyorsun. Neden gidip arkadaşlarınla oynamıyorsun? Brezimet'e okulda beni dövdü ve şimdi diğer kızlara benimle oynamamalarını söylüyor. Sen Yunan mısın? Hayır, değilim. Sadece koyu ten rengi beni her zaman cezbetmişti. Seninki de fena değil. Teşekkür ederim bilirsin. Ben hep dayak yerdim. Neredeyse her okul çıkışı deliye dönerdim. Ben gerçekten de ona bir beyzbol sopasıyla vurmak istedim. Ama beyzbol oynamıyordum. O yüzden ne yaptım? Bekledim. En sonunda bir gün çok hoş giyinmişti ve etrafa bakmıyordu. Onu bir hortumla ıslattım. Sırılsıklam oldu. Her şey mahvoldu. Güzel değil mi? Beni bir daha rahatsız edemedi. Hiç mi? Kırmızı şarap sever misin? Kırmızı şarabı kim sevmez ki? Hey Matty. Sana bunu yapmanı kim söyledi? Kimse. O neydi öyle? Tebrik ederim. Sen bir kameramansın. Bu sizin paranız. Ha. Numaram arkada yazılı. Ha. Bu yedi mi? Çocuk nasıldı? Çocuk iyiydi. Pekala. Hepimiz iyiydik. İyi fotoğraf çekebilmenin en önemli kısmı kameranla nerede duracağındır. Bayan Madison bizim gelinimiz olacak. Ben evleniyorum da. Düğün çekimlerindeki en önemli şey gelini çekmektir, anladın mı? Şimdi ben gelinle dans ediyorum. Sen nerede durmalısın? Burası. Yanılıyorsun. Gelinin etrafında dolanman gerekiyor. Bu çok klaslı. Bir daha yapar mısın? Bana bir ver. Bana iki ver. Bana üç bu ver. Ev ödevine benzemiyor. 3 ve 4. Ayağın yukarıda olmalı. Öyle mi? Öne, yana ve. Bana bir ver. Bana iki ver. Bana üç ver. Yanlış yapıyorsun. Önce böyle sol ayağını atmalısın. Ve şimdi indir. Ba 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 dön. Önce sol ve dön. Ve iki işte böyle sağa ve sola. Şunu yapmayı keser misin? Onlar dans ayakkabılarım. Annenin ayakkabılarıyla mı oynuyorsun? Onları nasıl kullandığımızı gösterelim. Hey çocuklar, daha sonra yapabilir miyiz? Bunu bitirmeliyim. Yukarı çıkar mısın lütfen? Ne? Seni hiç görmüyor. Beni hiç görmüyor mu? Ben evde çalışıyorum, o yüzden beni görebilir. Asıl seni hiç görmüyor. Haftanın 3 günü çekimler için evde olmayan sensin. Yani benim bir kariyerim olamaz, öyle mi? Bunu mu diyorsun? Kadınların sadece ev kadını olabileceğini düşünsün istiyorsun. Ben böyle demedim. Biliyor musun, bunu gerçekten bitirmeliyim. Biliyor musun, eğer ben gelin olsaydım, o beyaz giysiyi şu an giyiyor olsaydım, bana bakıyor ve beni dinliyor olurdun. Söylediklerimin önemi olurdu ve kendimi güvende hissetmemi sağlardın ve dans ederken beni izlerdin. Partiyi kalıyor musun? Ne partisi? Annemin partisi. Pinky nachoları yapıyorum. Parti için annene mi gidiyorsun? O buraya geliyor. Bugün mü?
Bugün onun doğum günü. Seni kaldırmak istememiştim. Ne zaman geliyor? Mutlu yıllar. Teşekkür ederim. Yani artık daha... Yaşlı, akıllı ve nişanlıyım. Burnuma naça kokuları geliyor. Ben bela kokusu alıyorum. Oo, borcum ne kadar? Bu komikti. Ben Godric, Liz'in nişanlısıyım. Sen de Paul olmalısın. Oo, evet, evet. Şey, hoş geldin. Gel. Godric, bu benim kızım Violet. Duyduğuma göre sana Bayan Pink'i denmesinden hoşlanıyor musun? Bu çok havalı. Teşekkür ederim efendim. Anne, ne kadar hoş bir nişanlın var. Biliyorum. Bir dilek tut anne. Hayatın bazı kuralları vardır ve onlara uyulmalıdır. Ama hayallerin yoktur. Bu çok lezzetli. Bu Hindistan cevizi doldurulmuş pasta değil mi? Evet. Pekala Godric. Ne iş yapıyorsun? Öğretmenim. Aa, kaçıncı sınıf? 6. sınıf. Ben de 6'ya gidiyorum. Hadi ama. Bu ikimizi de aynı yaşta yapıyor değil mi? Evet. Maaşı nasıl? Bu onu meşgul ediyor. Maaşı çok iyi değil. Tabii verdikleri de. Paranın bir önemi yok. Bana öyle demiyordun ama ne diyordun? Para insanı sıcak tutan bir battaniye gibidir. Ona soyadını söyle. Elizabeth. Söyle. Winky. Winky mi? Ünlü Winky sirkindeki Winky gibi mi? Evet, babam Wally Winky. Baban palyaço mu? Winky ailesinin işlerinin değeri tam yarım milyar dolar. Hey, düğünden sonra Pinky Winky olabilirim. Bilirsiniz daima bir palyaço olmak istedim ama okula giremedim. Göz ve el koordinasyonu sağlamak ve dengede durabilmek zor. Bir muzun üzerinde durabilmek için tam 14 ay eğitim gerek. Bu bir yetenek. Ah tanrım, ah! Buna bayıldım. Gel buraya gel. Anneye kocaman bir sarıl bakalım. Teşekkür ederim tatlım. Bilirsin Barbie ile ben kardeş olabiliriz, öyle değil mi? Tamam, bunu kim aldı? Aa, o benim. Teşekkür ederim. Bana çek mi yazdın? Onu daha çok evrensel bir hediye sertifikası gibi düşün. Ama bu adıma yazılmış bir çek. İnsanlara nakit para vermekten hoşlanmıyorum. Çekleri ben de seviyorum. Özellikle de karşılıksız olanları. 6 aydır karşılıksız çekim olmadı. 6 ay mı? Hala burada mısın? Bazı insanlar hiç karşılıksız çek vermez. Hey, tatlım. Neyin tatlım, var? Bu düşünce sayılır. Affedersin. Seni seviyorum. Pekala Paul. Düğünümüzü sen çekeceksin. Evet, ben çekeceğim. Paul en iyisidir. Çünkü bunu uzun zamandır yapıyor. Çünkü senin dergi okuduğun gibi o da insanları okur. Geline bir kez bakar ve ne yapacağını bilir. Bir çifte nasıl bakması gerektiğini bilir ve aşık olup olmadıklarını da anlar. Hiç yanılmaz. Sadece bir kez yanıldı. O sayılmaz. Eller biri hakkında çok şey söyler. O kişi zor bir işte mi çalışıyor yoksa zorla mı çalışıyor? Omuzlar düşündüğünden çok daha önemlidir. Ama eğer aradığın aşksa o sadece gözlerdedir. Bunu nasıl tarif ederim bilmiyorum. Ben aşık mıyım? Godric, bu bir tahmin değil. 28 yaşındasın. 3 erkeğin en küçüğüsün ve 2 ablan var. Ve babandan çok annene benziyorsun. Bu büyüleyici. Evet Godric Winky ve sen fena halde aşıksın. Peki ya ben? Şey, senin gözünde bu bakışı daha önce görmedim. Ta ki bu geceye kadar. O yüzden tebrikler. Teşekkür ederim. Yani bu gerçekten de harikaydı. Evet. Tekrar teşekkür Pekala. Ederim. Pekala. Bir dahaki sefere görüşürüz. Düğünde. Büyük gün. Beyazlar içinde olacağım. Bir şey deme Pekala. Sakın. Tatlım hadi. Bayan Pinky, sizinle tanışmak güzel. Hoşça kal. Görüşürüz. Tatlım, hoşça kal. İyi akşamlar. Annem bebeğini unuttu. Bebeği ben veririm. Sen bulaşıklarla ilgilen. Tamam. İste ve yıka, iste ve yıka, iste ve yıka. Pinky. İste ve yıka, iste ve yıka. Pinky.
Bebeğini unutmuşsun. Bari bir al. Aa, teşekkür ederim. İyi geceler. Bu gürültü de nedir? Hadi içeri girelim. Hadi. Yani orkestranın bir saat daha kalmasını isterseniz ekstra para ödemeniz gerekiyor. Bakın, affedersiniz, sizi arayacağım. Marvin ve Hope, değil mi? Hı hı. Tamam. Çocuklar, neden şu iki paketi incelemiyorsunuz? Hangisini beğendiğinize karar verin ve oradan gidelim, tamam mı? Sizi duyamaz, o sağır. Affedersiniz. Neden siz bir tane seçmiyorsunuz? Ve ben de körüm. Ne? Durun bir saniye. Siz hangisini öneriyorsunuz? Bakın, bunu bilmiyorum. En pahalısı hangisi acaba? 2 numaralı paket çekimlerle beraber 4.500 dolar yani. Onu alıyoruz. Alıyor musunuz? Yapacak mısınız? Evet, yapacağım. Korkmuyor musunuz? Ben hiçbir şeyden korkmam. Sanırım seni sevdim Rick. Pekala Hop, hazır mısın? Her zaman. Ne kadar süre beklemek isteyeceğini bilmiyorum ama şu an biraz boş. Bana dolu görünüyor. Pekala. Koridorda seninle kim yürüyecek? Ben yalnız yürüyeceğim. Pekala. Mihrapta oturan kaç kişi var? Sanırım... Ben onu sözleşmeye yazmıştım. Affedersin. 32. Artık beni doğru tarafa yönlendirir misin? Tabii. Rick, endişelenme, iyi olacağım. Endişelenmiyorum. Ellerin seni ele veriyor Rick. Hala 5 duyumdan 4'ünü kullanabiliyorum ve çok güçlüler. Gülümsüyorsun. Hayır, gülümsemiyorum. Sana bir soru sorabilir miyim? Düğününüzü neden kaydettiriyorsunuz yani? Bence birilerinin bunu görmesi gerekiyor, değil mi? Nasıl görünüyorum? Sen şimdiye kadar gördüğüm en güzel gelinsin. Bunu bütün gelinlere söylüyorsun. Hayır, söylemiyorum. Tamam. Müzik başladığında ve sen hazır olduğunda ve yüzünde bu sıcaklığı hissettiğinde anla ki geldin. İyi olacaksın. Ve ben seni mihrapta bekliyor olacağım. Rick'e göre gelinler para çekleriydi. Her zaman getirilerine bakıyordu. Ama herkes zayıf tarafı gördü. Bugün tutmak ve bunu yarına aktarmak. Zenginlikte, yoksullukta, hastalıkta ve sağlıkta. Ölüm sizi ayırana dek. Gelini öpebilirsin. Peki buradaki ikiliye ne dersin? Bu ikisi çok aşıklar. Bilirsin 5 duyumuz var ama ihtiyacımız olan tek şey sevgi. Ve bir defalığına da olsa üzerinde beyazlar olan bir kızla gitmek güzel. Hayır, bizim yaptığımız bu değil. Yani biz onları başlangıç çizgisine götürüyoruz ve sonra indiriyoruz. Senin söylediğin bizim yaptığımızın tam tersi. Yani çoğu insan bunun aptallık
olduğunu düşünüyor. Evet, bazen öyle, bilmiyorum. Ne dedi? Hiçbir fikrim yok. Video ile ilgili bir sorununuz olursa Polly'ye itibar edin. Çok teşekkür ederiz. Arabayı getiriyor musun? Evet. Peki. Elbette. Kendine iyi bak. Hop, iyi vakit geçirdin mi? Evet, olağanüstüydü. İzlemek de güzeldi. Israr ediyorum. Bunu denemelisin Rick. İyi, evliliği mi yani? Sevmeyi dene. Bu çok kolay. Yapman gereken tek şey gözlerini açmak. Teşekkür ederim. Bunu deneyeceğim. Yemek hazır. Gönder. Çağmak. Arabada görüşürüz. Nedime'yi arıyorum. İğrenç görünüyorum. İnsanlar sana değil, geline bakacaklar. Gelinin yanında duruyorum ama. Ve sonra da ne güzel bir gelin olduğunu söyleyecekler. Bugün seninle ilgili değil, onun günü ve sana pis bir çuval giydirmiş olmasıyla bile ilgilenmiyorum. Dinle, eğer bunu çekim ekibinden biri gibi yapacaksan bilmen gereken ilk şey bugün hepimizin gelinin kurbanı olacağımızdır. Bugün her şey onun için. Yani istersem çuval giyebileceğimi mi söylüyorsun? Büyüğü. Pekala, bu dünyadaki en güzel gelin için. Biraz geç kaldık, o yüzden giyinmelisin. Bunlar da kimden? Bunlar Godric'ten. Aşk dolu kocandan. Yıldız çiçekleri en sevdiğim çiçeklerdir. Evet, yani onları koklamayı bitirdikten sonra içeri çekim için Ricky, fotoğraflar için de Chuck'ı yollayacağız. Pekala. Gözündeki çıkmayan rimel, öyle değil mi? Evet. Pekala. Sana bir dakika veriyorum. Dur Paul. Godric yıldız çiçeklerini sevdiğimi bilmiyor. Teşekkür ederim. Giyin. Rahatlamış görünüyorsun. Ben evlenmiyorum. Sen ne yapmıyorsun? Evlenmeyi deniyordum ama senin baban son dakikada içeri girdi ve beni durdurdu. Peki baban bunu biliyor mu? Hayır. İşte bu yüzden çok romantik. Yani bu iğrenç elbiseyi hiçbir şey için giydim. Violet, senin adın Violet ve bu benim düğün günüm. Ben senin annenim ve bu aileyi tekrar bir araya getireceğim. Bilirsin, eğer babamı geri istiyorsan ona sormalısın. Hayır, bunu kendisi istemeli, bak. Ona söyleme, sakın bir şey söyleme, söz ver. Yemin ederim. Babam bizi kurtaracak. Heyecanlı değil mi? Bay Walters. Paul! Sanki bunu daha önce de yapmışsın. Size garanti ediyorum efendim, kızınız bu sefer çok aşık. Geçen sefer de öyle demiştin. Merhaba Bay Walters. Rick! Nasıl gidiyor? Büyük baba! Şuna bak, giderek güzelleşiyorsun. Evsiz bir palyaçoya benziyorsun. Rick, bak bakalım torunumun kıyafeti için ne yapabilirsin? Bununla ilgilenebiliriz. Formal Fox'taki Joe'ya git ve Paul'ün çocuğu için olduğunu söyle.
Hazır mısın? Biraz gerginim. Benim gördüğümü görmek ister misin? Bahse girerim, benden çok daha güzel gelinler görmüşsündür. Hayır. Görmedim. Paul. Ne yapacağını biliyorsun, değil mi? Evet. Biliyorum. Teşekkür ederim Paul. Annemle konuştun mu? Evet, şimdi konuştum. Yani ne yapacağını biliyor musun? Evet, bunu binlerce kez yaptım. Düğününe Paul'u çağırdığını fark ettim. Harika bir çekim istiyordum. Lütfen bana bunu kocanı geri kazanmak için yaptığını söyleme, tamam mı? Ama öyle. İşte benim kızım. Seni seviyorum baba. İkinci düğününden çok zevk aldım. Sakın beni üçüncüye çağırmayı unutma. Hazır mıyız? Gelin geliyor. Eğer bu iki kişinin evlenmesine itiraz olan varsa şimdi konuşsun. Ya da sonsuza dek sussun. Godric, Elizabeth'i eşin olarak kabul ediyor musun? Onu bugünkü gibi yarında tutacak mısın? İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, her ikiniz de yaşadığınız sürece. Tüm kalbimle kabul ediyorum. Elizabeth, sen Godric'i eşin olarak bilirsin, kabul ediyor musun? Onu yıllardır tanıyorum. İyi günde, böyle görmemiştim hiç. Hastalıkta ve sağlıkta. Her ikiniz de yaşadığınız sürece. Evet, neden olmasın? Yüzükler nerede? Benden sonra tekrar et. Elizabeth. Elizabeth. Bu yüzüğü aşkımın ve sadakatimin bir işareti olarak kabul et. Baba, oğul ve kutsal. Yardım edeyim. Aa, evet, ver onu bana, giy. Aa, bu da nedir? Bize yardım edeceksen bu kıyafetle olmaz. Tamam çocuklar, omzumun üzerine bakın. Bu tarafa, tamam, evet, çok güzel, ışıl ışıl, ışıl ışıl. Gelin arabasında olması gerekmiyor muydu? Çocuk bizimle kalıyor. Bütün uzunluklar için diğer kamerayı alacağım. Bir dakikalık bir gecikme. Bu zırvalık nedir? Sola kayıyor. Sanırım diğeri. Evet, muhtemelen ben. Hey çocuklar, çok iyisiniz. Bu bir düğün ve biz de aşkımızı göstermeliyiz, öyle değil mi? Durun, size göstereyim. Steve. Tamam, kes. Pekala, sorun o değil. Yani şey, önemli değil. Bir adam için dans öğrenmek daha kolaydır. Çünkü erkekler atlettir, sabırsızlardır. Demek istediğimi göstereyim. Sam, burada bir izleyici var. Ona bir şey göstermek istiyorsunuz. Gözlerime bak. Ben kız mıyım? Bu kez için evet. Ve bunlar ne yapıyor? Ça ça ça. Ah,
artık anladınız. Size ilk defa yeni bay ve bayan Godric Binky takdim ediyoruz. Tüm bu malzemeleri taşımak için bizim kendimize ait bir kamyon filomuz var. Her şey yolunda. Sen ve adamların çok beceriklisiniz. Söylemeliyim, buraya bayıldık. Senin çiftlerin ayrılıp ayrılmayacaklarını önceden bildiğini duydum. Evet, anlayabiliyorum. Peki ya bu ikisi? Bu ikisi çok aşıklar. Yani bu bir gerçek, biliyor musun? Yaşamak için sen de bunu yapıyorsun. Adam ona aşık. Ona deli oluyor. Ağır mı? Evet, hayır. Ama kadından çok emin değilim. Gözlerine bakmalısın. Bakarsan görebilirsin. Bir psikolog gibi konuşuyorsun. Daha iyisiyim. Kameralı bir psikoloğum. Bazen resmin tamamını görebilmek için biraz geri çekilmen gerekir. Elizabeth Winky. Sen Gordy'yi mutlu ettiğine göre sanırım Gordy'yi mutlu etme sırası bizde. Bu baharda Wisconsin'daki Wally Winky sirkini işletmeye başlaman için bir sözleşme. Baba. Size şimdiden göl kenarında bir ev de aldık. Aman tanrım. Aman tanrım. Pinky Winky çok büyük bir... Bayanlar baylar, dikkatlerinizi gelin ve damada çekmek isteriz. Şimdi de pastalarını kesmek üzere huzurlarınızdalar. Tamam. Daha önce hiç bu kadar aşık birini gördün mü? Aşık doğru ama ona değil. Paul, seni her zaman sevdim ama sen tam bir gerizekalısın. Çok güzel. Bilirsin bir tane... Gelini bir saniye eline alabilir miyim? Hemen şimdi. Tabii ama bir tane de oğlumla. Buraya gel Cinderella. Pekala, bir sorunumuz var. Senin bir sorunun var. Harika bir iş yaptın Paul. Düğün mükemmel. Evet, her şey harika. Sen ona aşık değilsin. Sen neden söz ediyorsun? Kafam karıştı. Aşıksın ama ona değilsin. Madem Godric'e aşık değilim, o zaman kime aşığım? Bana aşıksın. Ne oldu yakışıklı? Sinyallerin mi karıştı? Kendini bu düğünün içine attın. Çünkü seni gelinlikle görünce tekrar aşık olacağım. Aşık olacağımı düşündün. Ne kadar büyük bir egon var ki bunu düşünebiliyorsun? Ben aptal mıyım yani? Bunu anlayamayacağım mı sanıyorsun? Godric'le evlendim çünkü ona aşığım. Sana bir teklifim var. Eğer bana aşıksan ve benimle yeniden evlenmek istiyorsan kafama bir şişe daha atabilirsin. Ya da ben gideceğim. Bunu neden yaptın? Çünkü aşık insanlar böyle yapar. Pekala, sen burada kal. Ben halledeceğim. Nasıl? Ben bu işten para kazanıyorum. Sanırım yolunda gitti. Sanırım yapmam gereken tek şey damada gidip gelinin artık onu sevmediğini söylemek. Ama ben aşık sanıyorum. Öyle. O zaman sorun ne? Sorun şu, kızı biz alıyoruz. Ya baylar, damatla konuşabilirim. Dinle. Hey. Şarap gibi kokuyorsun. Şampanya. Dinle. Bugün yaptığın her şey için çok teşekkür ederim. Her şey harikaydı ve babam bunu sana vermemi istedi. Çok bahşiş verir. Buna kesinlikle gerek yok. Yapma. Yok, onu alabiliriz. Bu kalan mı? Evet, hepsi orada. Harika, güzel, gitmeliyiz. Benim işim bitmedi. Hey, gelini gördünüz mü? Onu bulamıyorum da. O dışarıda şampanya şişesi kırıyor. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Her şey harika. Benden seninle konuşmamı istedi. Sana bir mektup yazmış. Benden okumamı istedi. Şöyle diyor. Sevgili Godric, bugün inanılmazdı. Dans, şarap, pasta. Bugünü hayatımın en güzel günü yaptın. Yarın benim için olmayacak. Hayatıma geri dönmeliyim. Ne? Sevgiler, Liz. Bunu Liz için saklayacağım. Daha 7 saat önce evlendik. Bilirim. Sanırım notu okuduysan son 7 saatten gayet memnun olduğunu anlarsın.
Godric, bunu anlamalısın. Evlilikler her zaman biter. Peki sana mı aşık? Evet, öyle. Bilirsin. Godric, kendine bir bak. Sen normal bir erkeksin. Dışarı çık ve normal bir kız bul. Bizim gibi insanlardan uzak dur. Üzgünüm. Gidip onu görmelisin. Onunla yüzleşemem. Pekala, hadi gidelim. Benzediğini görmek istiyorsanız bir düğüne gidin. Onu her yerde görebilirsiniz. Herkes görür. Gelin ve damat dışında herkes. Onlar için bu belirsizdir. Onlar görmek ister. Birinin onlara göstermesi gerekir. Biz de öyle yapıyoruz. Biz bir çekim ekibiyiz. Söyledim ortadan kaybolma diye. Hadi yürü bakalım. Hadi.